Herkese selamlar, herkese merhabalar. Gri koç iyi hoş çalışıyoruz. Dediklerinin birçoğunu yapıyoruz. Hatta netler de yükseliyor. Bazı güzel insanlarınki böyle arada bir iniyor düşüyor falan ama tam olarak şu kaygıdan bir kurtulamadık biz. Ya şu kaygı günden güne artmaya başladı ve bu kaygı yüzünden doğru düzgün çalışamıyoruz diyen Ali Mercan. Onun yorumunu beğenen birçok güzel insan için bu video sizlerle. Kaygı ve bir öğrenci. Sizi yıllar öncesine götüreyim mi önce bir? Kafasının içinden sınav yılında onlarca sivilce çıkan bir adamı hikayesini anlatayım mı size? O kadar çok sivilce çıkacak. Hatta sınav günü 3. yıl sınava girmiş. O gün cep telefonu çalacak, babası arıyor. Açacak telefonu, tam böyle sınav sonucunu soracak. Söyleyecek ve hatta karşılığında cevap olarak bir şey söylenmeden çat kapatılacak. Ve o telefonu şuradan dakikalar boyunca hiç ayıramayan bir adam. Tanıdık geliyor bana. Bu adamın o dönemler yaşadığı neydi? Hatta sınav sabahı bile o babasıyla sınava gidip ama o heyecandan, o gerginliğinden bir türlü çok böyle odaklanamayan, muhabbet bile edemeyen o adamın hikayesi. Şimdi size buradan video atan bir adam aslında. Peki ne oldu? Neyi eksik yaptı? Çünkü kaygı konusu çok böyle derin bir konu, ilmi bir konu. Bu alanın ehli bir adam değil. Ama kendi yaşamım üzerinden birkaç bir şey paylaşabilirim. Çünkü kendi üzerimde kaygıdan, stresten, Allah'a şükür olsun birçok kısımdan nasıl uzaklaştım, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani şu anda güneş geliyormuş ama yani hatta biraz böyle hafiften Neşe Hanım kaygılandı ya, acaba yani gerek yok dedim ya. Bizim güzel insanlar bizi tanıyorlar. Böyle çekelim çünkü önemli bir konu. Ertelemek istemiyorum. Bu akşama yetişmesi lazım bu videonun. Çok... Ve güneş gider. Allah. Ve o yıllarda yaptığım 3 tane hatayı ilerleyen dönemlerde, hatta 4. yıl hazırlanışımda fark ettim. Birinci hatam neymiş biliyor musun? Hiç okumuyormuşum ben. Hiç okumuyormuşum. Yani okullarda zorla okutulan kitaplar var. Hatta bugün sizler de maalesef aynı hatayı yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz şöyle, hani 3-5 tane kitap var etrafımızda. Çok havalı duruyor. Çok böyle popüler kitaplar. Onları okuyup kendimizi okuyan birisi zannediyoruz. Okumayı sevmesek bile dinlemiyoruz artık. Ne YouTube'dan ne etraftan hayat öyküleri, insanların sadece başarı öyküsü değil bak. Hayat öyküsü, hayat deneyimleri daha uç noktada. Bunları dinlemeyince ufkumuz hep şöyle kalıyor. Sınavı şöyle küçük parmağım, yani işaret parmağım gibi hayal edin. Sınav hep şu gözünüzün önünde. Ve hep buraya göre. Nereye baksak bu bizim de böyle devam ediyor. Yani burada bir çapak olduğunu hayal edin. Özür diliyorum. Bir çapak gibi düşünün bunu. Ama okumaya başlayınca bunu yavaş yavaş itmeye başlıyorsunuz. Bak, iten bir güç oku. Birinci hatam buymuş ve arkasından böyle bir karar aldım. Dedim ki ben artık okumaya başlayacağım. Olayı biraz da ufkunuzu büyütmeye çalışın. Birinci paylaşacağım şey bu. Bu bir. Niye biliyor musunuz? Hatta hele hele benim gibi küçük bir şehirde yaşıyorsanız ufkunuza ufuk katacak kimseyi bulamayabilirsiniz çok uzun bir süre boyunca. Bu birincisi. İkincisi kabiliyetim üzerine. Hiçbir keşif yolculuğuna çıkmamışım. Yani ben kimim kardeşim? Neyi yapınca mutlu olurum? Ben ne olacağım değil, ne yapacağım? Bak, ikisi arasında çok fark var. Ne olmak sorusunun cevabı bitti artık. Ne yapmak istiyorum? Bunun cevabını aradım çok uzunca bir dönem. Hatta sınava son yıl hazırlanırken bir biyoloji öğretmenim beni çok etkilemişti ve bir şeyler anlatan adam olmalıyım cümlesini. Yani ilk defa böyle öğretmenlik kokan bir duruşun olduğunu ben ilk defa orada fark ettim kendimi. Ondan Allah razı olsun. Hani bir şekilde orada kabiliyeti keşfettim. Bak, bu kaygı yavaş yavaş azaldı. Ama üçüncü sıradaki kısım olmazsa olmaz üçüncü kısım. Belki de Ali'nin sorusunun cevabı burada devreye giriyor. Bir öğrenci mücadele etmiyorsa kaygısı ciddi şekilde artacaktır. Ama Ali diyor ki hocam ben kaygılı, yani mücadele ediyorum, çalışıyorum, netler de yükseliyor falan, olabilir hepsi ama tehlike şurada. Ne kadar mücadele ederseniz edin, ne kadar doğru hedef seçip peşinden giderseniz gidin, yolun sonunda ne olacağını da siz tahmin ederseniz bu kadar çok kaygı ve stresten kolay kolay kurtulamazsınız. Yani yolun sonunu yoldan daha çok hayal ediyorsanız, yolun sonunda ne olacağına daha çok ilgileniyorsanız bilin ki şu süreç her zaman stresli ve gergin geçecektir. Aslında bizden istenen şey şu: daha sakin olmamız, daha sakin. Şu an yorumlara inip oradaki şeyleri okuyan güzel insan, çık yukarı. Kendi düşünceni bile yapmaktan korkuyorsun bazen, farkında mısın? Başkalarının yorumlarıyla yorum atasın geliyor. Çünkü buradaki ana fikre bile odaklanamıyoruz bazen. Ali'nin sorusundaki olay bence şurası. Her sonucu kabullen Ali. Ne olur kabullen. Öyle bir kabullen ki ama de ki evet ya ben şu 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 hedefler için uğraşıyorum. Günde 5 saat, 7 saat, belki 10-12 saat çalışıyorum. Ama sonucunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Elimden geleni yapıp gerisinden Allah. Yani belki şunu diyenler olacaktır ama hocam ya sen de her konuyu buraya bağlıyorsun. 31 yaşındayım. Tüm deneyimlerim bunun üzerine kurulu biliyor musun? Eğer tevekkül odaklı bir mücadele yoksa, yani sonuçları her zaman olacak olacak, hatta hırs dolu bir adam olunca, bil ki o saçında daha çok dökülmeler de yaşanır. Midendeki ağrılar, kramplardan öyle kolay kolay kurtulamayabilirsin. Ben çok iyi biliyorum ki aranızda ciddi hastalıkları olmasına rağmen sırf hırsları yüzünden hayır hocam bu olacak, sağlığıma zarar versem de olacak deyip sağlığına zarar veren güzel insanlar dahi var. Ne olur çalışmaya son sürat devam edin ama bilin ki sonucu bizler belirleyemeyiz. Biz elimizden geleni yaparız, gerisini gerçekten bulamayız. Senden ricam şu: rüyasına uyanan bir genç okur, kabiliyetini keşfeder ve sonuna kadar mücadele eder. Elinden geleni yapar, gerisine de karışmaz güzel insan. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak.